Merhaba arkadaşlar. Bugün 4 Kasım 2024 Rami Sosyete Pazarı'na geldim. Rami Eyüp Sultan'da kuruluyor. Kabataş Bağcılar tramvayına binip Topkapı'da indikten sonra parkın içinden geçerek Mescid-i Selam tramvay hattına geçiş yapabilirsiniz. Oradan da Rami durağına inebilirsiniz ya da Eminönü'nden Rami'den geçen otobüsler var. Onları da size açıklama bölümüne yazarım, oradan bakarsınız. Pazartesi günleri kuruluyor. Bugün günlerden pazartesi. Yeni sezon çoraplar 50 TL diyor bakın. Şu renkli olanlardan var. Şurada çocuk kilotlu çorap diyor. Tanesi 40, 3 tanesi 100 diyor. Burada da 3 tanesi 100 diyor yine aynı şekilde. Şu peluş olanlardan var. Bunlar ne kadar size? 350 TL'ymiş şu. Dışarıdan böyle görünüp içi peluş olanlar. Aha, biliyorum evet. 400 lira falan başka herhalde. Şöyle yeni sezon 50 TL diyor. Leopar desenli var bakın. Koton kilotlu çorap 50 TL diyor. Yukarıdan da göstereyim. Biraz yaklaşalım. Desenleri görün. Öğleden sonra şu anda saat 4 civarına geliyor olması lazım. Saatiniz kaç acaba? Nasıl? Saatiniz kaç? Tam saat şu. 3.30. Teşekkürler. Bakın peluş tayt. Şu ten rengi olanı var. Bir de siyah olanı var. Korseli çorap diyor. 70 TL diyor. Şu peluş olan şu, yanlış söyledim. 350 olan bu. Evet, 350. Şurada orijinal panty diyor. 3 tanesi 100 TL. Çocuk için böyle kaş korseler falan var. Atletler, erkek çocuk atletleri. Atlar var. Şirin şirin şeyler getirmişler. Takım yapabilirsiniz. Bakın erkek çocuk için de böyle şeyler var. Tatlıymış bu. Kumaşları çok güzel, pamuklu. 3 tanesi 100 diyor. Burada seçal 100 TL diyor. Aa, pijama takımlar mı 100 TL? Şu Barbie'li 100 TL mesela. Öyle çok iyi o zaman bakın. Barbie takım da oradaydı. Yukarıdan biraz bakın. 100 TL çok iyi. Her yerde 150 TL oluyor bu takımlar. Bakın fiyat 100 TL yazıyordu. Sonra fiyat söylemedi. İndirim her şey 250 diyor burada. Her şey 250 TL diyor bakın bunlar. Arkadakiler 500 TL'miş. Yerdekiler 250. Güzel Celine yazıyor mesela markada. Böyle bir şey var. Kalın kalın tok tok bu arada kumaşlar. Şöyle içi şardonlanmış. Polarlı dediklerinden. Halk arasında polarlı olarak bilinen. Polar olmayıp şardonlanmış olan. Balenciaga diyor mesela. Sweatshirt arıyorsanız bakabilirsiniz. Galiba eşofman altı da var. Şu eşofman altına benziyor. Evet, eşofman altı da var. 250 TL burası. Kalın kalın bayağı bunlar bu arada. Kışlık. Sıcak tutar yani. Buna bakalım. Gençlerin beğeneceği renkler. Canlı renkler. 23 All Star diyor. Güzel vallahi. Tok kumaşlarını beğendim. Calvin Klein diyor. Daha sade bir şey istiyorsanız. Kapüşonlu hoodie. Şöyle Michigan falan yazıyor. Bu çizgili güzelmiş. Beğendim bu tarzını. Crop gibi bu. Gençlerin beğendiği gibi açıkta bırakan modeller oluyor onlarda. Böyle bir marka bakın. Etiketli ürünü soranlar. Etiketli gördüğünüz gibi. Burada New York yazıyor. Değişim yokmuş burada. 250 TL parçası diyor. Bakın böyle bir alt da var mesela. Bu rengi güzelmiş. Süt kahve. Camel tonu. Güzel. Bakabilirsiniz. 250 TL'ydi. Burada da 250 diyor bakın. Yukarıdakilere de 250 almışlar şurada. Amour aşk demek Fransızca bu arada. Retaşlı tuşu seviyorsanız bakın böyle şeyler var. Şöyle bir şeyler var. 250 TL yazıyor burada da. Güzel vallahi 250 TL. Şıngır şıngır. Süslü püslü. Videoları beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. 3000 aboneye ulaşmaya çalışıyorum. 2500 küsürlerdeyim hala. Kaç yıl oldu artık. Ben de bir 3000 abone olayım. Sonra 5000, sonra 10.000, 15.000. Ver eline 50.000, 100.000. Bakın mimi diyor taşlı. Yapıştırma taş. Bunlar zamanla tabii yıkandıkça düşüyor. Elde yıkamak daha iyi. Çamaşır makinesine atarsanız daha kısa ömürlü olur. Elde yıkarsanız daha uzun ömürlü olur. 250 TL şu anda gösterdiklerim hala. Değişik bir şeyler bakalım diyorum. Yani burası değişik mesela. Hep aynı şeylere bakıyormuşuz gibi geliyor başka pazarlarda. Burada farklı bir şeyler bulmuşken size çekeyim dedim. Dior yazıyor hesabına. Paçaları lastik ve eşofman altı. Sonra şuna da bakalım. Bu ürünleri diğer pazarlarda çok görmedim şu anda baktıklarımızı. Bu kadar taşlı tuşlu. Buna da Guess yazıyor. Markacılar için. Yine yapıştırma taşlı.
Yüzüğüm de sağ. Bakırköy pazarından almıştım. Bu güzel bence kuş. Şöyle kalpli bir şey gördüm. Şuna bakalım. Kalpli şeyleri severim. Ne tatlıymış 250 TL'ye. Şu anda böyle kalpli şeyler çok moda. Nakışlı bakın böyle. Başka değişik bir şey varmış. Kotlu bir şey vardı, ona bakalım. Gençler seviyor böyle taş tuşlu kotlu. Denim kumaşla şöyle taş tuş birleştirmişler, böyle bir sweatshirt. Fena değil bence, ters kot pantolon, aynı renk kot pantolonla güzel durabilir mesela. Ya da beyaz bir pantolonla kalmaz. Şuna da bakalım hadi. Yukarıdan da göstereyim sonra tekrar. Bu da değişikmiş. Kaplanlı maplanlı seven varsa siyah bir sweatshirt. Güzel valla. Bedeni de medium diyor mesela. Taş tuş sevenler için. Kaplanlı güzelmiş. 250 TL'ydi. Yukarıdan da göstereyim. Takımları da 500 TL diyor. 500 TL'de takımlar. Geçiyorum burayı. Şurada şallar var. Bakın 100 TL diyor. 100 TL şal. Vallahi iyi biliyor musunuz? Bunlar mağazalarda 200 liradan aşağı değil çünkü. Kış geliyor şimdi. Çok lazım olacak bu şallardan. Yeşil pantolonuz falan varsa, kırmızı da varsa, mavi, kahverengi tonları var içinde. Bu da güzelmiş. Daha sade şeyleri sevenler için bakın, böyle düz antrasit gri var, şöyle siyahlı var. İki tarafı farklı bunun bakın. Siyah tarafını da kullanabilirsiniz. Bu kaz ayağı desen tarafını da kullanabilirsiniz. Bordo var. 100 TL şallar. 100 TL. Daha ince uzun. Mesela erkeklerin de kullanabileceği kaşkol gibi var. Pardon, hiç kırık gibi çıktı. Bu da güzelmiş. Koltuk üstüne de atabilirsiniz şunu. Yeni bir dokusu var, güzel. Şöyle morlu yeşilli bir model var. Çizgili. Başka değişik bir şey var mı bakayım? Şöyle daha canlı bir model. Kırmızılı mavili. Bayağı da geniş geniş. Sıcak tutar bunlar bence. Şöyle ay yüzüm takıldı. Şöyle mavi var mesela. Güzel yani modeller. Şöyle bir şey var. Açık yeşil, daha kibar, pastel tonlar seviyorsunuz. Kırmızı var. Bunun dokusu farklı yalnız. Biraz daha ne denir? Aralıklı, elek gibi dokusu. Geniş geniş. Bu pek sıcak tutmayabilir ama baharda falan kullanılabilir. Şöyle haki yeşil var. Siyah püsküllü. 100 TL'ydi burada. 100 TL bakın. Yukarıdan da göstereyim. Boyları da bayağı uzun. Güzel de. Burada nevresimci var galiba, bakayım. Evet, tek kişilik nevresime benziyor bunlar. Aa, bunu ne kadarmış? Ne kadar dedi? 250 mi dedi? 250. 250 TL demiş. Bakırköy pazarında da vardı bu modelden. Orada ne kadardı hatırlayanlar yazsın yorumlara. Tek kişilik nevresim galiba bu. 250 TL. Bakayım. Aa, bu tek kişilikten de mi küçük ya? Çocuk için galiba bunlar. Bak orada elinden çekiyor kuş. Şu yeşilli modeli beğendim de, şu güzel görünüyor. 250 TL'ymiş galiba, çocuk nevresi bunun arkadaşlar. Çok güzel ya desenleri. Şunu açayım, keşke assalarmış arkaya. Bunlar çocuk nevresi mi? Çocuk nevresi miymiş? Tek kişilik değil galiba bunlar, çocuk için. Ya ama bu büyük gibi. Deseni çok güzel, baksanıza kedili nedeni. Ne kadar? Çok şirin ya. Battalva çarşı 200 TL'ydi. Şöyle bir şey var bakın. Erkek çocuklar için olabilir. 250 TL dedi buraya. Sadece çarçak mı acaba? Nevresim ne kılıfı. Ne kadar oluyor? Ay, 250 TL'ymiş. Nevresim kılıfı. Çeker bunlar dedik. Fiyatı duyunca çeker bunlar. Niye çeksin? Ne alaka? Ama çekme payı vardır zaten bütün ürünlerde. %10'dur genellikle. %10 çekme payı olur. İki katıktan sonra düzelir. Bakın çok şirinmiş, domuzlu domuzlu. Bu da güzelmiş. Yılbaşı temalı. Bunları bir yerlere örtü olarak da kullanabilirsiniz bence. Neresinden uzup kesip. 135'e 220 diyor mesela. Bu çok tatlıymış. Kesin nasıl örtüsü olarak kullanın valla. Ne var temalı. 250 TL'ymiş. 250 mi? Güzel ama bunlar tek kişilik maalesef. Tek kişilik değil. Devam ediyorum. Burada bir pijamacı var. 100 TL diyor altlara. Şurada çocuk pijamaları var, takımlar. Şurası 100 TL'ymiş bak. Bakayım. Şu süet gibi dokulu olanlardan sıcak tutar bunlar. 100 TL gösteriyor. Bunlar da çocuk takımları. Takım olarak satılıyor bu şekilde. Erkek ve kız çocuklar için var desenler. 400 TL'ymiş takımlar. Şuradan da göstereyim.
Orijinal sarıymış, yumuşacık bu arada kumaşları, çok güzel. Yumuşacık, çok güzel valla. Bakabilirsiniz, evet yumuşacık. Kaç yaştan kaç yaşa kadar var? 2 yaştan 8 yaşa kadar. 2 yaştan 8 yaşa kadarmış. Fiyatı normalde bakın böyleymiş. Burada 400 TL takım. Teşekkürler. Şöyle takımlar da var bakın. Erkek çocuklar için şöyle. Nike'lar falan var. Kız çocuklar için Mickey Mini Mouse'u var. Mini Mouse, Mickey Mouse. Burada terlikler satılıyor. Bakın terlikler ne kadarmış? 150 TL ediyor terlikler. Tavşan çok şiş. Moru var bakın. Bu rengi var, krem rengi. Bu da kurbağa. Yeşil kurbağalı var. Şöyle köpekli var. Böyle bir köpek var. Bunlar panduf diye geçiyor. Ayıcıklı var, siyah. Böyle bir ayıcıklı var. 37 numaraymış mesela bu. Şu erkek için. 43 numara diyor. İçinde yumuşacık. Vaa güzel. Sıcak tutar. Bu çok tatlı. Trendyol'da da aynısından satılıyor. 37 numara diyor. Fiyatı 150 TL. Fiyatı söylemedim demeyeyim. Bakın şunun da rengi çok güzelmiş. 150 TL. Şöyle köpekli var. Değişik desen göstermeye çalışıyorum. Kedili var bakın. Şirinmiş. Öğrenci evine falan da harika oluyor. Ay bu çok güzel içi. Yumuşacık. Aa çok rahattır eminim ki. Bu da güzelmiş. Gösteriyorum başka neler var. Griler. Erkek için bakın böyle yumuşacık yine içi. Çok güzel. Kaç diyor? 45 numara mesela bu. 45 erkek için. Lacivert var. 43 numara. Siyah var böyle. Biraz önce göstermiş miydim 43? Onun bu rengi de var bakın. 36 numara diyor. Böyle arkadaşlar burası 150 TL ürünler. 150. Fiyat söylemedin demeyin sonra. 150. Şöyle yıldızlı var mesela, değişik. Yıldız demişim ya, bu leoparımız bir şey. Yıldız'a benzettim ya. 36 numaraymış. Şöyle site var bakın, önler açık. Çok tatlı ya, terlikler yumuşacık. Boyalım 150 lira da çok iyi fiyat. 150 TL'ydi orası. Burada 3 adet 100 TL diyor. Şunlardan var, misafire vermek, öğrenci evinde arkadaşınıza vermelik. İşte tesisatçıya, su tamircisi. Tesisatçı, doğalgaz kombi tamircisine vermelik terlikler. Arkadaşınıza hediye götürebilirsiniz mesela. Öğrenci evi için ideal. Misafire hemen vermek için güzel bakın. Zebralısı, leoparısı var. 3 tanesi 100 TL ediyor. İyi fiyat. Bakın şöyle pembe sevenler için de var. Pembiş. 3 tanesi 100 TL. Sonra burada bir iç çamaşırcı. Toparlayıcı 150 TL ediyor. İhracat çok şok. Şurada 100 TL ediyor. Bralet gibi olan, spor üstüne olana. 35 tanesi, 3 tanesi 100 diyor buraya da. Bunlar 100 TL ediyor. Bu tarafa 150 diyor. Bunlar toparlayıcıymış. Hiç toparlayıcı gibi gelmedi bana bunlar. Arkadakiler mi? Bilemedim. Neyse bu tarz şeyler var arkadaşlar. Bunların renkleri var bakın, 100 TL diyor buraya. Şuraya da tanesi 35, 3 tanesi 100 diyor. Bunlar iz yapmaz çamaşırlardan. Bunun arkası dantelli olanı genelde olmuyor hiçbir yerde. Ben görmüyorum. Arkası da önü gibi oluyor yani. Önü de bu tarafta. Bu kumaştan oluyor. Bir de şöyle var, triko. Siyah dantelli var. Böyle bir şey. Bu iz yapmazın tam orijinali yani. Yalnız bunlarda bir sorun var. Bana mesela bol gibi geldi. Olur gibi görünüyordu. Tam böyle sarmıyor. Lastiği olmadığı için tutmuyor yani. Böyle düşecekmiş gibi hissettiriyor. Pek rahat edemedim ben açıkçası. Ama iz yapmaması açısından iyi tabii. Burada da sütyenler var. Burada fiyat yazmıyor. Bakayım. Yukarıya da asmışlar. Şu neymiş bakalım. Bu destekli. İçinde desteği var. Bu şapende bir sütyen. Şöyle bordo var. Bunun da içinde pedi var yine, yumuşak. Burada da böyle sütyenler var. Bakmak isteyen gelsin buyursun. Rami Sosyete Pazarı'ndayım. 4 Kasım 2024 günlerden pazartesi. Niye tekrar tekrar söylüyorsun diyorum. İhracat 300. Çünkü insanlar videonun ortasını açıp izlemeye başlayabiliyor. Hangi pazar gezdiğimizi unutabiliyorlar. O yüzden ara ara tekrar hatırlatıyorum. Eminönü'nde otobüsler var arkadaşlar Rami'den geçen. Rami yolu durağında da inebilirsiniz. Şoföre sorarsınız Rami Sosyete Pazarı'na gideceğim diye. Pazartesi günleri kuruluyor sadece. 250 TL'ye kot pantolonlar var bakın. 250.
300 TL'ye erkek kot pantolonlar bakın. Erkek kıyafeti var mı diyenler, 300 TL'ye erkek kot pantolonları var, 300 TL. Burada bir halı kilimci var. Fiyatlar yazmıyor. Bunu şöyle bir şubesi ne kadarmış bir sorun. Ne kadarmış? Ablacığım. Yumuşak bu arada dokusu çok sağ. Bu ne kadar mesela? Evet. O ne kadar? 500'müş. Bu ne kadar? Bu 450'ymiş. Yumuşacık bu arada kumaşı. Şöyle yolluk gibi, kilim gibi şeyler var bakın. Fiyatları duydunuz, 450-500 civarı. Aşağı yukarı burada da bir terlikçi var. Aşağı yukarı fiyat bilgisi sahip olduğunuz. Bakın taytlar diyor 100 TL. Oşo tayt diyor. İhracat oşo İspanyol paça tayt diyor. Çok iyi fiyat ya. Bunlar normalde başka yerlerde çok daha pahalı oluyor. Orijinal değil tabii bunlar da. Yani o tarz oşo'nun şey logosunun olduğu üzerinde. Benziyor yine kumaşı falan. Seçin ayırın diyor. Burada eşofman altları var. Buraya niye fiyat yazmamışlar acaba? Bunlar biraz ince tabii. Baharlık gibi düşünebilirsiniz. Daha kalın yeşil olan. Mor var, gris var. Bunun rengi güzelmiş ama kumaşı biraz sert. Burada yazılı bir şey var. Bu neymiş? İlla bakacağım. Gelmiyordu. İşte eşofman altıymış bu da. Bu taraf ne kadar? 150'ymiş burası. Yazılı bir şey istiyorum diyorsunuz mesela, böyle değişikmiş aslında. Şu neymiş? Bu da 150 TL'lik tezgahta mesela. Çok kalın böyle ceket gibi gömlekli oluyor ya. 150. Erkek için de galiba eşofman altları var. Bu erkeğe benziyor. Sanki erkek medium diyor. Yani böyle çeşit çeşit bir şeyler var arkadaşlar. Karışık burası. Gömlek, ceket gibi şeyler de var arada. Eşofman altları da var. Sweatshirtler falan da var. Bu da baharlık bir ince elek gibi dokulu olanlardan yine. Sanırım erkek şortu. Evet. Bu güzelmiş mesela, yazın giyilir. 150 TL. Bu tarz kalın kalın böyle tişört üzerine giyilecek. XX large diyor. Ceketimsi gömleklerden de var. Bakabilirsiniz buraya, değişik bir tezgah. Erkek kıyafetleri de var gördüğünüz gibi. Erkek gömlekleri, şortları var. Mesela bu güzel bir eşofman altı. Teach peace mi? Barış öğretiyor. Böyle bir şey. Evde falan da giyilir. Şu tarafı çekmiş miydim? Orası da işte 100 TL'lik taytlar vardı. Bir daha göstereyim. 100 TL diyor. Böyle taytlar var. Spor yapanlar için. Güzel ürünler var. Üstler de varmış. Mesela şu ikisini takım yapabilirsiniz. Böyle Nike Pro yazıyor. 100 TL. Bisiklete binenler, yoga yapanlar, basketbol, voleybol, zart, okul için kullananlar. 100 TL. Burada bir çantacı var. Onlara sonra bakarız. Burada lastik çarşafçı var. Şey, çift kişilik ne kadar acaba? Çift kişilik merhaba. Burası hepsi çift kişilikmiş. Ne kadar fiyatları? 200 TL'ymiş. Renkleri göstereyim. Çizgili var. Şöyle kremler, bejler var. Sarılar, kırmızılar, maviler. Tek kişilikler ne kadardı? Tekler burasıymış. 170 TL'ymiş. Onlarda da mesela çizgili var. Şöyle melanj var. Yeşiller, pembeler, kırmızılar. Teşekkürler. Çift kişilikler 200 TL'ydi. Tek kişilikler 170 TL'ydi. Bu da yazma 100 TL diyor. Bakın şöyle cici tatlı şeyler var. Bunlar güzelmiş. Yazlık ama incecik. Boncuklu yazma diyor 140. Ha, burası boncuklu olanlar 140. Eşarplar 200 diyor. 150 diyor bakın. Şöyle göstereyim. Bu tarafa 200 diyor. Bu tarafa 150 diyor. Gucci Gucci. Sevenler varsa. Şöyle kaz ayağı deseni de var. Burada da yine marka şallardan var. Bunlar daha pamuklu dokulu. Daha sıcak tarzda 200 TL baharlık kullanabilirsiniz. Sonbahar, ilkbahar. 250 TL diyor buraya. 150 TL diyor janjanlı şunlar. Şifon krep diyor 150 TL bunlar. Bunlar incecik şifon. 200 TL'ye bakın, böyle kışlık ekosu desenler var. 200 TL. Burada da 200 TL'ye Fendi'nin, Louis Vuitton'un diyorum, Chanel'in ürünleri var.
Bunlar için 200 TL iyi fiyat aslında. Şu anda çift taraflı bunlar, bayağı kalın oluyor, sıcak tutuyor. Geniş bir şal gibi düşünebilirsiniz omuzda atmak için. Bunların fiyatları ne kadar acaba? Geçtik buraya. Güzelmiş ya. Tam böyle kot pantolonun üstüne, şort üstüne giyimlik çıkmalık ürünlerden. Bunlar ne kadar atletler? 300 TL'ymiş, beyaz da var. Taşlılar da mı 300? Hepsi 300'müş. Taşlı tuşlu bakın. Valentino'nun verisi var falan. Burada etek 500 TL diyor. Kapalıların kullanabileceği tarzı bakın. Geniş geniş, hiç göstermeyen etekler var. Böyle hırkalar, mırkalar, trikolar. Şuradan da göstereyim. Mimi, şunlar güzelmiş yalnız. Şu sırayı beğen. Ben öyle marka yazan şeyleri pek tercih etmiyorum ama bunlar güzelmiş. Şu siyah beyli atlet gibi olan da güzel. Bunları ben dizilerde falan da görüyorum. Oyuncuların üzerinde. Bakın şu tüylü tüylü ceket gibi olan hırka da bayağı popüler oldu. Herkes yahtı görüyorum. Şu uzun hırkalardan arıyorsanız onlardan da var. Şöyle leopar desen var. Şu da yine popüler modellerden. Şu güllü olan da bayağı moda oldu. Mağazalarda falan da görüyorum şimdi. Bu tarz ürünler de var bakın. Süveter, yelek gibi. Şu da güzel görünüyor. Yumuşak. Taşlı tuş. Tamamı taşlı mesela. Yapıştırma taş. Öyle ürünler bakarsınız buraya. Genellikle atletler 300 TL dedi. Etek 500'dü. Burada var mı? Bakın renkleri de var böyle. Eteğin renkleri değil mi bunlar? Kırık beyazı var, lacivert, yeşil. Ay pardon. Sıkıştı orada tabii. Bakarsınız oraya arkadaşlar. Burada da böyle bir tezgah var, rengarenk. Bu tezgahta ilk videoyu kapatayım, sonra ikinci videoyu açarım. 21 dakika olmuş. Niye de sürekli sayı söylüyorsun, rakam söylüyorsun diyenler var. Çünkü çok uzun olunca video yüklemesi zor oluyor. Burada fiyat niye yazmıyordu? 250 diyor. 250 TL'ymiş arkadaşlar. Böyle kafalarını tercih edebileceği tarzda tünikler var uzun uzun. Uzun tünik gömleklerden var, viskon. Bunlar ince viskon, güzel kumaşı. Altına pantolonla falan giyilir. Geniş paçalı pantolonlarla. Tight'la da giyebilirsiniz yani. Uzun çünkü bayağı. Burası 250 TL. 250 TL arkadaşlar. Şuradan da göstereyim. Çıkayım buradan. Çok şu anda müşteri var çünkü itek akıyor. Şurada kapatıyorum arkadaşlar ilk videoyu. Beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum.